Karadeniz bölgesinin fındık diyarı Yeşil Ordu şehrindeyiz. Dilimizde birbirinden güzel Ordu türküsü Gölköy ilçesine vardık. Merhaba Hapsamanı. İstanbul'dan, Çekmeköy'den, gurbetteki güzel yurtlulardan selamlar getirdik sana. Hapsamana, su yerleşim ülkesi demek. İlçe bu adı, merkezinde bulunan gölden alıyor. Evet, Gölköy ilçesinin asıl varış noktamız olan Güzelyurt Mahallesi'ne geldik. Huzur dolu bir yer burası. Güzelyurt, Gölköy ilçesine yaklaşık 20 kilometre, Ordu kent merkezine ise 65 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Denizden 1100 metre yükseklikte. Karadeniz insanı bölgesinin zorlu coğrafyasına nasıl da uyum sağlamış. Güzelyurt, tepe tepe yemyeşil dağlarla çevrelenmiş. Karadeniz yeşili bu. Ton ton yeşil. Yaylalardan esiyor efil efil serin bir rüzgar. Ferahlık veren bu topraklar 1380'li yıllarda Hacı Osmanoğulları Beyliği tarafından fethedilmiş. 1427 yılından itibaren ise Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine girmiş. Güzelyurt Mahallesi'nin adı Türkler bu topraklara ilk yerleştiğinde Bağnut köyüymüş. Sonradan Kızıl Toprak adını almış. ...1989 yılında belediyeye dönüştürülmüş. Belediye olduktan sonra ise Güzelyurt adı verilmiş. O zamanlar bin hanesinde de insanlar yaşarmış. Ancak sonra göç burada da göstermiş acı yüzünü. Aileler büyüyünce, fındık alanları yeterli olmayınca daha iyi iş olanakları umuduyla farklı şehirlere göçülmüş. Güzelyurt bir beldeyken Ordu'nun büyük şehir olmasının ardından 2014 yılında mahalle oldu. Güzelyurt, Aybastı ile Gölköy ilçelerinin tam ortasında yer alan bir mahalle. Halk arasında Hapan ismiyle anılıyor olmasında bu coğrafi özelliğinin de etkisi var. Zira eskiden kara kucak güreşleri sıkça yapılırmış Güzelyurt'ta. Ve hapan, kara kucak güreşlerinde kullanılan bir çeşit oyunun adı. Yeşil, adeta çarşaf gibi serilmiş toprağın üstüne. Bu yeşilin içine saklanmış eski köy evleri. Nasıl da gizemliler. Ve nasıl da güzel.
Güzel fındık bahçesi burada. Buraların varı yoğudur fındık. Türküsüdür, manisidir. Bir fındığın içini yar senden ayrı yemem. Bugün gördüm yarimi, öldüğüme gam yemem. Bereketli toprağını ekmiş mahallenin kadınları. Çalışkandır Karadeniz kadını. Büyüktür toprağına sevgisi. Hem evini doyurur ektiğiyle, hem de gurbetteki sevdiklerine yollar, sever paylaşmayı. Bu yollar, Çekmeköy'de ikamet etmekte olan güzel yurtluların yaz gelir gelmez sılayı rahim etmek için üzerine varmayı düşledikleri yollar. Mahallenin girişinde rastladığımız bu serender, Karadeniz bölgesinde sıkça rastladığımız bir mimari yapı. Serender için yerel mimariye özgü bir nevi ambar diyebiliriz. Özellikle yiyeceklerin saklanması ve mısır kurutmak amacıyla ahşaptan inşa edilmiş olan kare planlı serenderler, ürünlerin haşerelerden ve yaban hayvanlardan korunması amacıyla yüksek ayaklar üzerine inşa edilirler. Direklerin yukarı kısmına çakılmış olan yuvarlak tekerleklerin görevi ise özellikle fare gibi hayvanların serendere çıkmasını önlemek içindir. Güzel Yurt'ta mahalle muhtarı Murat Kılıç'la sohbet edeceğiz ilk olarak. Mahallesi hakkında detaylı bilgiler alacağız kendisinden. 86'da pazarımız kuruldu. Güzel Yurt merkezde. Pazarımız kurulmasıyla birlikte merkeze görüntülerde de izleyeceğiniz üzere mükemmel bir cami inşaatı başlamak nasip oldu. Cami inşaatı başlandı. 84'te başlandı ve 96'ya kadar devam etti. Güzelyurt mahallemizin 9 tane camimiz var. 9 tane camiden burası Merkez Camisi. Güzelyurt Merkez Camisi, Pazar Yeri Camisi. 1988'de belediye olma kararı alındı buraya. İki köy, Kızılcahasan Köyü ile Kızıltoprak Köyü birleşerekten dönemin bakanı tarafından buranın adı gibi güzel olması için adını Güzelyurt verildi. Ve daha sonra Gürpınar mahallemiz vardı. Evveliyattaki ismi Sapçaköy'dü. Sapçaköy'ü de ismini Gürpınar vererekten belde belediyeye dahil ettik. Ve akabinde Aybastı ilçesinde bulunan tam sınırımızda merkezi ortak kullandığımız Özyurt köyümüzü de belde belediyeye 93'te kataraktan gücümüze güç kattık. Hayalimiz, en büyük hayalimiz belde belediyeyi yükselterekten ilçe olmaktı. İlçeliğe adım atarak, büyüyerek devam etmekti, şehirleşerek devam etmekti. Ve bunun için de Özyurt Mahallesi'ni Güzelyurt Mahallesi'ne katmak zorundaydık ve kattık. Mahallemizde ayrıca kaya mezarlar bulunmaktadır. Kaya mezarlarımız birkaç tane vardır. Görüntüde de göreceksiniz, birkaç tane kaya mezarımız vardır. Ve ayrıca tarihi değirmenlerimiz vardır. Köy değirmenleri, tahıllarımızın, buğdaylarımızın üyütüldüğü su değirmenlerimiz vardır. Ve ayrıca mahallemizin özelliklerden birisi de çok mükemmel şenliklerimiz olur, festivallerimiz olur. Tarihi Perşembe Yaylası'na rakip olarak görüyoruz kendimizi. Çünkü festivallerimizi ona göre yapıyoruz, coşkuyla. İnşallah günün birinde Perşembe Yaylası'nı yakalarız, Kırpınar'ı yakalarız diye düşünüyoruz. Muhtarımızdan Güzel Yurt'ta farklı alanlarda kaya mezarları bulunduğunu öğrenince oldukça heyecanlandık. İlkin orayı görelim istedik. İşte bu mezarlardan birinin önündeyiz. Milattan önce 4. ve 5. yüzyıllarda inşa edilmiş olan bir kral kaya mezarı bu. Ancak ne yazık ki tarih vandalları, define arayıcıları tarafından oldukça tahrip edilmiş. Ne yazık. Burası
Kızıl Toprak Camisi'nin yanında bulunan Ecemli Mezarlığı. Burada farklı başlıkları olan oldukça eski mezarlar görüyoruz. Ölenlerin sahip oldukları rütbeyi başlarındaki işaretlerden anlayabiliyoruz. Binlerce yıllık bir tarih saklı bu topraklarda. Şairin dediği gibi, bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Anadolu'muzun taşı toprağı keramet. Merkez mezarlığının içinde bir türbe mevcut. Buraya Evliya Yanı Mezarlığı da deniliyor. Alandüzü'nde bulunan Hafız Mehmet Efendi Türbesi'ndeyiz. Havuz Hoca olarak da anılan Mehmet Efendi'nin mezarı türbenin içinde değil. Mahalleliden öğrendiğimize göre oldukça ziyaretçisi oluyormuş mezarın. Türbede namaz kılınıyor. Dikkatli bakarsanız mezarın başındaki bu ağacın köklerinin adeta bir havuz vazifesi yaptığını görürsünüz. Güzel yurtluların söylediğine göre bu su hiç kurumuyormuş. Evliya Yanı Mezarlığı'nın şadırvanı ise burada. Mahalleli bu tarihi meşe ağacının çevresinde Danişment hükümdarı Melik Gazi'nin Tokat seferi sırasında şehit düşmüş olan 18 askeriyle yüzbaşı rütbesindeki bir subayının yattığını belirtiyor. Bu küçük kayalar askerlerin mezar taşları olmalı. Bu meşe ağacının içinde de bu şekilde su bulunuyor. Ve öğrendiğimize göre bu su da en sıcak havalarda dahi kurumuyormuş. Hatip Ahmet Hamdi Okutan Efendi'nin mezarına geldik. Keramet ehliymiş kendisi. Bahnut Hatibi diyorlar yörede adına. Mahallenin gençlerine eğitimler vermiş. Yağmur duasına çıktığı zaman mutlaka yağmur yağarmış derler. Dolayısıyla ünü her yere yayılmış. Kendisi gibi bir hoca olan oğlu da yanında yatıyor. Mahallenin 9 adet camisi olduğunu öğrenmiştik muhtarımızdan. Bu camilerden bazılarını kuş bakışı ziyaret edelim. Özyurt İlköğretim Okulu'na da selam verelim. Erentepe Ortaokulu'na uğrayalım. Ve Güzel Yurt Anadolu Lisesi. Biraz sohbet molası verme zamanı. Mehmet Şahin karşımızda. Kendisi İstanbul Çekmeköy'de faaliyette bulunan Ordu ili Gölköy Güzel Yurt Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başkanı. Hem dernekleri hem de Güzel Yurt'la ilgili bilgiler edinelim kendisinden. Derneğimiz 2002 yılında Çekmeköy ilçemize kuruldu. Derneğimizin kurucu başkanı İhsan Çat, yine kurucu üyeleri Selahattin Özürt, Mustafa Altun, Alaaddin Altun, Aslan Pehlivan, Kadir Şahin ve Halit Şahin olarak kurulmuştu. Allah razı olsun onlardan. Emekleri çok geçti. Derneğimize 3 yıl İhsan Çat Başkanımız başkanlık yaptıktan sonraki dönem Seyyar Kaya Başkanımız başkanlık yaptı. Sonraki dönem yine Tayfun Özürk Başkanımız başkanlık yaptı.
Kadir Şahin Başkanımız başkanlık yaptı ve benden önce de Yılmaz Deniz Başkanımız başkanlık yaparak en sonunda 2014 yılında ben bayrağı devraldım ve 2014'ten bu yıla kadar da başkanlığa devam etmekteyim. Derneğimizin şimdiye kadar güzel hizmetleri oldu. Biz derneğin amacı insanların iyi ve kötü gününde insanların yanında olmak, birlik beraberliğini sağlamak. Rahmetli milli güreşçimiz Salih Şahin 1969 yılında doğdu. Memleketimiz için gerçekten çok büyük değerdir. Milli güreşçiydi. Avrupa'da başarılar elde etmiş. Memleketimiz için pehlivanlar yetiştirmiş, başarıya ulaşmış, göğsümüzü kabartmış bir güreşçimizdi. Amcam oluyor kendisi. 2019 yılında malum bir hastalıktan dolayı kaybettik, kanserden dolayı. Gerçekten biz onunla bir amca yeğen olarak değil de bir abi kardeş olarak büyüdük. Bizde değeri çok büyüktür. Sadece bizde değil, bütün güzel yurtta değeri büyüktür. Yedi gözesi bulunan Gürleyik suyuna geldik. Bir zamanlar iki gözesinden süt aktığı söylenen yer işte burası. Suyun beş gözesi, mahallenin su hattını oluşturan terfi hattı olarak kullanılıyor. Alan düzünde bulunan eski köy değirmeninin içindeyiz. Değirmen suyla çalışan bir değirmenmiş. Eskiden faal olarak çalışırmış. Şu anda ne yazık ki kullanılmıyor. Merkez Camii'ni yakından ziyaret edelim istedik. İçerisine de girdik. Oldukça güzel. Güzel Yurt'ta son olarak Kadir Şahin'le sohbet edeceğiz. Bakalım ondan neler öğreneceğiz. Boş zamanlarımızda çelik vardı bizim. Biz çelik dikerdik. Aşağıda işte kaç kişi varsa o çeliği atardık elimizde dayaklarla. Kim düşürdü işte en sona kalan onu getirene kadar dikecek birisini yakalasa tekrar oraya o çıkardı. Titiz vardı. Titiz denen bir oyun oynadık yani. İneklerin veya atacağımızların sırtından alır kendimiz onu yuvarlak yapardık. Kılları devamlı yuvarlaya yuvarlaya onlardan oynardık. Efendim bizim babalarımızdan aldığımız görgü ve terbiye eti senin kemiğin benim meselesi vardı. Gayet disiplin ve disiplinin yanında saygı kuralları gayet yani hiç yani kuraldı yani geçerliydi. Asla ve asla saygısızlık hiçbir an için affedilmeyen bir kuraldı yani. Efendim babaların dediği dediktir. Annelerin dediği dediktir. Asla ve asla bizler yaşamımız boyunca babalarımızın, atalarımızın, dedelerimizin yanında bacak bacak üstüne atmayı bilmezdik. Dişlerimizi gösterecek kadar babalarımızın yanında bilemezdik. Geriye yaslanma diye bir şey olamazdı. Sofraya büyükler otururdu. Belki saygıdan dolayı sofraya dahi çok zor otururduk. Yani onlar buyur edecekti veya de gel diyeceklerdi. O zaman sofraya otururduk yani. Bu bir baskı değil. Bir aile kuralı. Yani bu benim de hala hoşuma gider yani. Keşke bunlar bu değerler kalsaydı yani. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın selamını ilettik Gölköy'e ve Gölköy'ün adı üstünde güzel bir yurt köşesi olan Güzel Yurt Mahallesi'ne. Ruhumuz dinlendi ülkemizin bu sakin toprağında. Güzel Yurt, iyi ki geldik dedirtmeyi başardı bize.